Adak ne demek? Ey Rabbim filan işim olursa senin için bir kurban keseceğim. Fakire fukaraya dağıtacağım demek. Binaenaleyh bu kardeşimizin sorusundan anlaşılıyor ki söz gelimi mesela öğretmen atamasını bekliyor kardeşimiz. Öğretmen atanırsam ben diyor bir kurban keseceğim. Öğretmen atandığı şeklinde bir haber gelmiş. Bu da elhamdülillah ya Rabbi şükürler olsun sana demiş. Bir kurban kesmiş. Sonra anlaşılmış ki isim benzerliği o değil de bir başkası öğretmen olarak tayin edilmiş, atanmış. Bu durumda kardeşimiz kurbanı kesmiş bulunmuş. Fakir fukaraya dağıtmış. Cenab-ı Allah fakire fukaraya tasadduk ettiği, dağıttığı bu kurbanın sevabını ona yazmış. Yani şimdi biz adak adadık diye kestiğimiz Allah için kestiğimiz ve fakire fukaraya dağıttığımız kurbanın sevabını almıyor değiliz. Ne olursa olsun belki normal bir şekilde yapmış olsaydık efendim bir koyun alıp kesip Allah rızası için fakire fukara'ya dağıtsaydık nafile bir ibadet yapmak ve fakir fukara'yı doyurmak şeklinde bir ibadet sevabı elde etmiş olacaktık. Fakat nezir yapmak suretiyle bu yönüyle de mesele ele alınmalı bu kurbanı kesmek bize farz oldu, vacip oldu. Dolayısıyla bu farzı vacibi yerine getirdiğimizde farz bir ibadeti yapmanın sevabını kazanacağız. Peşinden de bunu fakire fukaraya dağıttığımız için ayrıca da fakir fukarayı yedirmek sevabını elde etmiş olacağız. Burada tabi bu kurban kesme ibadetini ki kurban kesmek bir ibadettir. En önemli ibadetlerimizden biridir. Bu yönüyle çok dikkat edilmesi gereken bir şeydir. İbadet sadece ve sadece Allah'a yapılır. Binaenaleyh bazen yanlış işler yapılıyor. İşte şehre yeni bir vali atanmış diye onun vali atanması töreninde huzura bir kurban getiriliyor, kesiliyor. Büyük bir alim şehre teşrif etmiş diye o esnada bir tören icra ediliyor ve ayaklarının ucunda kurban kesiliyor. Bu kurbanlar yenmez diyor kitaplarımız. Niye yenmez? Çünkü kurban Allah için kesilmeli. Filan vali olmuş, efendim filan alim şehre gelmiş, filan fabrika tamamlanmış diye açılış törenine binaen kurban kesmek yanlış. Dolayısıyla bu kurban ibadetini sadece ve sadece Cenab-ı Allah'a tahsis etmek gerektiğinden çok hassas olunması gereken bir mevzu. Öyle millete gösteriş olsun diye huzura getirilip meydanda kesilen kurbanlar tehlikelidir. Elbette bir hoca efendi şehre gelmiş, fakire fukaraya ziyafet verelim, sevinelim diye Tenhada bir yerde Allah için kesilen kurbanın eti dağıtılabilir. Meseleyi iyi anlamak gerekiyor burada. Ama hoca efendinin ayağının dibinde ne bileyim karşılama merasiminde veya valinin geldiği törende efendinin fabrikanın kurdelesi kesilirken caminin ipi çekilirken gibi vesileler münasebetiyle kurbanı oraya getirip de kesmek yanlış görülmüş. Şimdi burada normal kurban ibadetinden adak kurbanı kesimini, ibadetini ayıran şey adağın bir şarta bağlı olarak dile getirilmesi. Şu işim olursa, şu olursa veya olmazsa türünden salara bağlanmış olan olur veya olmaz türünden bir şarta bağlı olarak eğer bir kurban kesme vadinde bulunulmuş ise bu durumda farz olan vacip olan o şart yerine geldikten sonra bu kurbanın kesilmesidir. Bunu yemin üzerinden izah edebiliriz Basri hocam. Mesela adam demiş ki ben demiş vallahi bir daha şuraya gitmem. Sonra bakmış ki oraya gitmemesi yanlış gitmesi gerekiyor. Ne yapması lazım bu durumda? Yemin ettiği şeyin kendisine hayırlı olduğunu görürse yeminini bozması lazım. Yeminini bozması önce o işi yapıp peşinden kefaretini ödemesiyle olur. Ben önce kefareti ödeyeyim ne olur ne olmaz yeminimi bozduktan sonra bir daha kefaret ödeyemem diye önce işte on fakiri giydireyim veya doyurayım veya üç gün oruç tutayım dese e bugün üç gün oruç tutmuş olsa efendim sen nafile sıradan bir oruç tutmuş da olabilirsin. Henüz kendisine farz olmadığı için, vacip olmadığı için kefaret ödemek erken ödeme geçerli olmaz burada. Aynı şekilde ee, bu tür adaklarda da işte az önce verdiğimiz misal üzerinden gidecek olursak adam öğretmen olursam kurban keseceğim dedi. Öğretmen olduğu haberi geldi sonra onun bir isim karışıklığı olduğu ortaya çıktı. Kurbanını kesmiş bulundu. Beş gün sonra da bu sefer gerçekten öğretmenlik tayini çıktı. İşte o zaman kurbanını kesmiş olması gerekir tayini çıktıktan sonra. Önceki kestiği kurbanda da afile bir kurban olarak sevabı ona yazılır ve kurban etini dağıtmanında fakir fukara'yı yedirip doyurmanında sevabını kazanmış olur.